Ben Harun Melik Şahkul öncelikle. Güzellik uzmanı, uzman estetisyen, bayan kuaförüyüm. Uluslararası make-up artist ve makyaj eğitmeniyim. İşletme bana ait. Yaklaşık 15 yıldır bu sektördeyim. Yurt dışından geldim. 8 yıldır Türkiye'deyim ve 5 yıldır da Türkiye'de kuaför sektöründeyim, güzellik merkezi sektöründeyim. Gelen sıkıntılar ne? Bence yasakların çok sık olması. Yani yasaklardan dolayı insanlar kendilerini baskı altında hissettiğinden dolayı ve yasaklar tatlı geldiği için otomatikman kendilerini işte eve geç kalıyorum, yetişmem lazım diyerekten kendilerini bu şekilde bir yerlere atmaya çalıştığı için ve dışarıda kalabalık daha çok oluşuyor. Yani sosyal mesafe hiçbir şekilde içe sayılıyor. Geçen sene bir 1000 lira kadar destek almıştık. Bu sene içerisinde de işte Ocak ayından beri yanlış hatırlamıyorsam, Şubat'ın ilk haftalarında yattı diye biliyorum. 1000 lira sadece bir destek aldık. Yani 3 ay boyunca sürecek olan bir destek aldık. Ama kira desteğimiz ne yazık ki onaylanmadı devlet tarafından. Şimdi insanlar hafta sonları yasaklarına çok evde kapandığından dolayı ve akşam kısıtlamalarından dolayı otomatikman daha çok hani kendilerine güzellik merkezlerine işte bayanlar özellikle hani vakit geçirmek için biraz da kafalarını dağıtmak için özellikle epilasyon bölümünde çok büyük bir artış var evet. Bu %70 çekinmiyor, %30 çekiniyor desek daha doğru olur. 130 bir kitle geldiğinde işte atıyorum merkezi bizi görmek istiyorlar, salonları gezmek istiyorlar, lazer epilasyon odalarını gezmek istiyorlar veya kalıcı makyaj düşünüyorlarsa o odaları gezmek istiyorlar. Hani hijyen mi değil mi, çalışanlar ne derece kendilerine dikkat ediyorlar, işte maske takılı mı, siperlik var mı yok mu, işte eldiven kullanıyorlar mı, her müşteri de aynı eldiveni mi kullanıyorlarsa değiştiriyorlar mı, bunlara tabii ki dikkat ediyorlar. Personel ne kadar korumak istese bile müşteri koruyamıyor ne yazık ki. Çünkü gelenler genellikle ikişer ikişer, üçer üçer geldikleri için yani mesela biz telefonla randevusuz hiçbir şekilde müşteri kabul etmiyoruz. Fakat müşteri alımı yaparken bile biz tek bir kişi gelmediğini söylememize rağmen işte çocuğun yanına gitti, işte bırakamadım, edemedim, işte bakacak kimse yok, işte annem yanımda olması gerekiyor, işte eşim kıskanıyor gibi bu tür şeylerden dolayı ne yazık ki koruyamıyorlar evet. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 kere bir denetleme oldu bu kuaförlerin ilk açıldığı Mayıs aylarında. 2 kere diye hatırlıyorum. Yani 2 kere geldiler işte iki tane bayan Sağlık Bakanlığı'ndan bir tane de polis memuruyla birlikte. Bu sene son 6 ay içerisinde sadece kuaförler odası bir kere dezenfekte etmeye geldi. Onun dışında hiç kimseyi görmedik.